Tarihi Osmancık Kandiver Kalemiz, Osmancık Belediyemiz tarafından 2014 ve 2019 yılları arasında restorasyon yapılıp turizme açılmıştır. Yıllık yaklaşık yerli ve yabancı turist sayımız 20 binin üzerindedir. Daha biz bu sayıyı yükseltmeye ve Osmancığımızı tanıtmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda kalemiz restorasyon edilirken aydınlatma, ışıklandırma sistemiyle bir gerdanlık gibi şehrimize daha güzel bir görünüm sağlıyor. Osmancık kalemizin zirvesine 272 merdiven basamağıyla çıkılıyor. Osmancık kalemiz çıkamayanlar için Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan yetki alıp 42 metre yüksekliğinde 22 metre dikey cam teras ve 72 ton çelikle projesini hazırlattık. Cenab-ı Allah nasip ederse kaleye çıkamayan vatandaşlarımızı kaleye çıkartmak için, Osmancık'a daha güzel hizmet etmek için asansör projemiz var. Hepsi hazır, yapılmasını bekliyor. Osmancık kalemiz bizim tarih öncesi yaşanmış bir Hititler döneminde yaşanan, Selçuklular döneminde yaşanan bir kalemizdir. Osmancığımıza ayrı bir özellik ve süllüyet katıyor. Osmancık Kalesi şehrin girişi ve çıkışında daha bir güzel görünümü var. Aydınlatması, gecesi farklı, gündüzü farklı, her şeyiyle daha güzel Osmancık. Biz Osmancık Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla Osmancık'ın her şeyinin en güzeline layık olduğunu inanıyoruz. Daha da en güzel hizmetleri kalemizle, tarihimizle yapmaya ve başarmaya devam edeceğiz. Osmancık'ın ilk başlangıcına baktığımız zaman Hititlere kadar uzandığını görebiliyoruz. Hititler döneminde yapıldığını ve yavaş yavaş işte bu söylediğim eksiklerin giderilmesi amacıyla da çevresindeki surların kuvvetlendirilerek kale konseptinin oluştuğunu görebiliyoruz. Daha sonra Romalılar buraya geliyorlar, Bizanslılar buradalar ve Emeviler bu bölgeye geliyorlar ve geldikleri zaman buraları aldıktan sonra hem harap olmuş yerlerin tamir yapılması hem de eksik kalan yerler, gördükleri yerler tamamlayarak günümüze doğru bir süreç oluşuyor. Danişmet Gazi'nin Türk boyları şeklinde Anadolu'ya gelmeleriyle beraber bu bölgede Danişmetlerle beraber ilk defa şeye giriyor. Türk nüfusuna dahil olmaya başlıyor. Bu Türk nüfusuna dahil olmasıyla beraber de kale eski o gücünü korumakla beraber artık çevresinde de yerleşim yerleri oluşmaya başlıyor. Yani kalenin dışında da yerleşim yerleri oluşuyor. Osmancık gibi eski yerleşim yerlerinde mutlaka birçok şeyi üstüne koymak suretiyle bugünlere kadar gelinmiştir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Hititlerle başlayan bir süreç var. Yani kalıntılara baktığımız zaman Hititler döneminden kalıntılar var. Kalenin üzerine baktığım zaman kaya mezarları gene aynı şekilde yapılmıştır ki burada ciddi bir zenginliğin de olduğunu kaya mezarları gösterir. Çünkü kaya mezarları olan yerde mutlaka zenginliğin, ticaretin, efendime söyleyeyim, hayatın daha üst düzeyde yaşandığını gösteren bir durumdur. İşte hamam kalıntıları var. Belki günümüze kadar birçok şey kalmayabilir bazı yerlerde. Ama şunu görebilirsiniz, kalanlar bile size birçok şeyi ifade edebiliyor burada yani. Bu kale bölgesinde de yani daha çok Hititlerden başlayarak işte Roma, Bizans, arkasından Emeviler ve Danişmentler, daha sonra da bura işte Osmanlılara kadar geçen bir süreci var buranın. Bu süreç içerisinde birçoğu üstüne koymak suretiyle şehir ve kale bugünkü haline gelmiştir yani.